Biz olay yerinde çektik. Muhabirimiz Selin oradaydı. Bir olay yerine bir bakalım. Olay yeri üzerinde konuşacak çok şey var çünkü. O pencerenin bulunduğu yerle, çünkü 3 katlı bir yer orası. Tabii. Apart otel. 3 katlı. Oradan aşağıya düşüyor. Parmaklıkların üzerine saplanıyor ve sırt üstü saplanıyor. Yani Orhan Bey de çok daha bu alanda sırt daha... Sırt üstü ve yanlamasına. Sırt üstü ve yanlamasına. Şöyle yanlamasına. Mi? Yani işte kafa baş kaldırımda. Kafa ayaklar arkaya. İkinci binanın bahçesinde, yani yanlamasına giriyor. Anladım. Bir gelsin o VTR ekranlarınıza. Hemşire Şebnem'in şüpheli ölümünün peşinde adım adım olay yerindeyiz. Herkesi şok eden olay tam olarak arkamda görmüş olduğunuz apartta gerçekleşti. Hemşire Şebnem Köker ve evli sevgilisi Timuçin Bayhan bu apartın 3. katında birlikte kalıyordu. Hemşire Şebnem camdan itildi mi yoksa atıldı mı? 7 Haziran Cumartesi günü gece saat 3.45'te gerçekleşti. 3. kattaki odada Şebnem pencereden atladı veya itildi. Tam olarak bu demir parmaklıklara saplanarak feci şekilde can verdi. O gece orada neler yaşandı? Babasının tabiriyle hayat dolu Şebnem'i bu noktaya getiren neydi? Sevgilisi mi yoksa kendi iradesi mi? Sevgilisi Timuçin Bayhan'ın iddiasına göre Şebnem Köker saat 18.30'da otelden çıkıp sahile doğru yürümeye başladı. Hemşire Şebnem'in hayatını kaybetmeden önce geçtiği tahmin edilen o yollarda adım adım iz sürdük. Sevgilisi Timuçin Bayhan'ın iddiasına göre Şebnem Köker sevgilisinin arkadaşıyla telefondaki görüşmesine sinirlenir. Ben kafamı dinleyeceğim, sen daha sonra gel diyerek odadan çıkar. Ardından İstanbul Kadıköy sahildeki kayalıklara doğru yaklaşık 600 metre yürür. Şebnem yarım saat bu kayalıklarda oturduktan sonra aparta geri döndü. Şebnem aparta döndüğünde neler yaşandı? Genç kadının ölmeden önceki kayıp saatlerin hesabını kim verecek? Aparta döndüğü sırada telefonunu kayalıkların arasına düşürdüğünü söyleyen Şebnem bu kez sevgilisi Timuçin Bayhan ile birlikte yeniden saat 9'da bu kayalıklara gelerek telefonunu aramaya çalıştılar ancak bulamadılar. Pek çok sırrın anahtarı olan o telefon gerçekten denize mi düşmüştü? Yoksa olayın faili veya failleri tarafından ortadan mı kaldırılmıştı? Dünkü yayınımıza bağlanan Şebnem'in arkadaşı ise bu iddiaları çürütür nitelikteydi. Olay akşamı saat 10 sıralarında Şebnem ile mesajlaştıklarını iddia etti. Evet, olay yeri böyle.